Allah Kur'an'da ayetledi ki Estaizu billah. وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا. Yani Allah Hakk Azze ve Celle ayeti yaptı ki Allah'ını kub zikir kuluçu erkekler ve kub zikir kuluçu ayollar ular için Allah mağfiret ve uluğ mukafatını yani cennetini teorilip koygen. Demek bir kança sevap işler katardı. Kalbi, tili, azaları bilen Allah Ta'ala zikir kuluçilerge günahlarını keçirilişi ve ularge uluğ acir cennet teorilip koyulgen iken esirler. Bir günde neçimette zikir kılığımız, Allah'ını kança esleyimiz bu bizni kalbimizni uyguğuluyge bağlıq. Çünkü muttefakun aleyhi bölgen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki مَسَلُ الَّذِي يَذْكُرُوا رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُوا رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Allah Hakk'a Azze ve Celle'ni zikir kuluçu kişi bilen Allah'ını zikir kılmayan adamın meseli okşaşlığı ölü bilen tiriydi kâbı dedi de. Karın. Tiriyimiz mi? Allah'ını zikir kılamız azizler. Allah'a tesbih etmemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'a çıkanlara da İbrahim Halilullah'ını kurdular. İbrahim Aleyhisselam'ı kurdular. İbrahim Aleyhisselam, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babaları, peygamberlerinin en uluğları bölgen. Ayet dediler ki Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam, ben İbrahim Halilullah'ı cüda okşayım ben de gene kendiler. Cüdayım okşarkenler. Bana şu İbrahim Aleyhisselam ile Miraç'da görüşkenleri de İbrahim Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir vasiyet, bir nasihat kılgene kirliler. Ümmet-i İngiz'e ait koyun, cennetin yeri cüde hasıldar yer. Cüde dikançılık, kılıçlıkki hasıldar bölgen yer. Hala ular barmasından turup uyakka darahtlarını eksinler de gene kirliler. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam suradılar, kandı kılıp degenlerdi. Tasbih, zikir kılıçlık bilen deyiptiler. Şunun için elbette bana şu zikirler bilen, tasbihler bilen Allah Hakk Azze ve Celle'nin katta nimeti bölgen cennetke biz özümüzde darahtlarımızda ekip oramızdık. Kança kub zikir kılsak, kança kub tasbih etsek ana şunca darahd ekilerken, hurma ekilerken. Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadislerde zikir aytishligingiz bilan, tasbih aytishligingiz bilan cennetke daraxt ekasizlar, xurmo ekasizlar deb marhamat qilganlar. Mo'min musulmonlar Alloh taoloni ko'p zikir qilish sababli qalbni xotirjamligiga erishadilar. Bir qilib ko'ring azizlar. Bir o'tirib bir subhanalloh, alhamdulillah uni tasbihda shiqillatish uchun emas azizlar. Zikir o şıkır şıkır kılıp tasbihini deyiz, ötkizip koyuşluğu ya ki kolda sanap koyuşluğumaz. Zikir o kalpten buluş gereği. Allah Ta'ala'nın şimdi bir Subhanallah degende Allah hemen her seden pak ikerliğini isleyipsiz de. Subhanallah degeni Allah Ta'ala'nın bana şuna kadar pakleş. Yani Allah yenge payda buluyor. Yani muhdiset değil, yenge payda buluyor. Derselerden pak. Münezzah. Elhamdülillah degenizde Allah Ta'ala'ya hamd etiyapsız. Sizge nimet ata kılgen. Ya sizini zikirge meşgul kılıp koygen. Zikir aitmezlikten ağırtıkları o musibet yok iken de bende üçün. Çünkü elbette zikirge katlık itibar veriş gerek. Çünkü Allah Ta'ala bana şu Kur'an'da zikir bilen mu'minlerinin kalbi rahatlanadı dedi. Tinçlenadı. Subhanallah. Elhamdülillah, Allahu Akbar deyişimiz bilen kalbimiz tinçlenerken azizler. Kalbke o şu azuka bölerken. Ana şunun üçünü kub kub zikir kılıçlıkke aitledi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özleri La ilahe illallahul azimul halim, La ilahe illallah rabbul arşil azim, La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ard ve Rabbul Arşil Kerim degen duanı köp kılardılar. Uluğ Allah'tan özge ilah yok. Halim Allah'tan özge ilah yok. Osmanlar ve yer arşının Rabbisi Allah'tan özge ilah yok degen duanı köp kılardılar. Bazen Yunus Aleyhisselam'ın
bala ağızdan kurtuluş için kılgen dualarını hem kub kılıçlıkke çakırdılar. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu mine zalimin de gemene şu dua. Allah Ta'ala ki senden özge ilah yok, sen aybı nüksandan paksan, ben özümge özüm zulüm kılıçlardan buldum degenler, ana şundan keygin necat bergen. Karın, Peygamberimiz aleyhi salamlı bir hadisleriniz yani sizlerge yetki zaman. Sizlerden biriniz bir günü sahabelerden soraptılar da. Sizlerden biriniz dediler, her günü minte sahabını kolge kirti aladı mı dediler. Ana sizge saval beri yaptı Peygamberimiz aleyhi salamlı. Her günü minte sahabı kirgizi buladı mı? Şunda o saatte hamsuhbetlerden biri bölgen sahabelerden bir tasa ettiler ki kandeyi kılıp ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kandeyi kılıp bir günde minte sahabı erişim okun. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam 100'te tesbih aytadı, şunda onge minte sahabı yazıladı. Ve ondan minte günah uçuruladı dedi. Bu İmam-ı Taberani'dir rivayette de geldi. 100'te tesbih aytadıken bu ise minte sahabı yazıladı, minte günah uçurularken. Demek bitti bir mertte Subhanallah deyişizdiken 10 ta sevap yazılıyordu da. Aytin Subhanallah, bana 10 ta sevap. Bundan artık bu ama Elhamdülillah, bana yine 10 ta sevap. Bir sekund keket yaptı. Bir sekund vakit keket yaptı. Subhanallah, 10 ta sevap. Yine Subhanallah, yine 10 ta sevap. Maksat ne mi azizler? Ne mi gerek bunu? Bizim maksatımız biz bu dünyada bir ekinzor bir mazraat deb bilishimiz kerak. Biz bu yerga kelib hosilni olib, nariqa olib ketgani kelganmizda. Qanday qilib bo'lsa ham ko'paytirishni o'rganishimiz kerak. Hozir masalan bir savdodagi bir foydani aytadigan bo'lsa, hamma yo'lni yig'ishtirib shuni qilamiz. Xolon ishni qilsangiz 1000 so'm foyda bor ekan desa qilamiz uni. 10 ming so'm foyda topasan desa qilamiz. Lekin o'sha topgan foydamiz qolib ketadigan narsa, yo'qolib ketadigan narsa. Lekin u tomonga olib ketadigan narsani o'rgatyapti Alloh taolo bizga payg'ambarimiz alayhisalom orqali. Agarki o'sha narsalarda aytib biz savoblarni ko'paytirib borsak, pul o'tmaydigan joyga borganda bu asqatadi. Tanish bilish yordam bera olmaydigan joyda asqatadi azizlar. Shuning uchun ko'proq tasbihlarni aytib borishimiz kerak.